Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberan ızam aleyhüm salavat ve teslimat, ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyh mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar-ı dar-ı vaka edenler, rahmetullah aleyh mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Enkihu ümmehatil evlat. Evet. Şimdi biz Kur'an'ı anlayamayız. Peygamber olmasa. Efendim Arapça dur, Arapça bildikten sonra niye anlayamayalım? Daha evvel de söyledim. Edebiyat fakültesini bitirene sordum ben, anlayamam dedi. Tefsire bakarım. Sen ne, edebiyat fakültesi, Arap edebiyatını bile bilmiyorsun. Nereden anlayacaksın? Şimdi öyle şeyler var da, yüksekten konuşanlar. Evet, Kur'an'ı anlayabilmek için peygamberin sünnetlerine bakacağız, hadislerine bakacağız arkadaş. Kur'an-ı Kerim'de fenkihu, ey bekarlar evlenin. Ya bir de karı derdiyle mi uğraşacağım ya? Bu para kazanmak zor, hayat zor. Bir de çoluk çocuk beslemeye uğraşacağım diye ne var şimdi biliyorsunuz. Onun için velilere hitap ediyorlar. Venkihu el eyyama minkum. Ey veliler, analar, babalar, büyükler. O bekarlarınızı, eyyama o demek. Bekar demek. Bekarları evlendirin. Velilere emir veriyor Allah. Evlenme çok önemli. Neslin devamı evlenmeye bağlı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çok söylüyor. Nikahlanmak en nikahu sünneti. Nikahlanmak, evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Bir daha var. Evlenmeyene Peygamberimiz lanet okuyor. Evet, lanet okuyor. Çünkü de İslam'da tahsur yoktur diyor. Yahya aleyhisselam evlenmedi. Orada yazıyor inne seyyiden ve hasuran, efendidir Yahya, Kur'an'da ayet, ve de hiç evlenmemiştir. Yahya aleyhisselam vasfı hasur. Evlenecek vakit bulamadı ya, gencecik gitti adamcağız. Peygamber Yahya aleyhisselam Allah'ın emrine karşı gelir mi? Genç yaşta gitti. Yahya aleyhisselamı şey ettiler bu Yahudiler. Çok peygamberleri öldürdüler. O diyor Efendimiz Yahya da böyleydi. Benim sünnetim evlenmektir. Benim sünnetimi terk eden benden değildir. İmkanı varken evlenmeyene Allah lanet etsin diyor. Hadis var böyle. Kitabım var. Yazdım kaynaklarını. Falanca evlenmemiş. Yahu kardeşim evlenme zamanı bulamamış herif. Peygamber sözü bu. Allah'ın sözü bu. Sen kime inanacaksın? Allah'a mı? Peygamber'e mi? O hocaya mı? Ebu Hureyre de evlenmemiş. Peygamber ona demiş ki senin takdirinde bu Ebu Hureyre. Ceffel kalem, sen bekar yaşayacaksın yazıldı. Çünkü fedakar bir adam çıkması lazım. Peygamberin dizinin dibinden ayrılmıyor Ebu Hureyre. Ötekiler karı koca olunca hanımın bakım yükü erkekte. Çocuk doğacak, erkek bakacak. Onun için dükkan açacak, tarlaya gidecek. Peygamberin yanından ayrılacak. Ebu Hureyre peygamberin yanından ayrılmayıp ne söylediyse aynısını ezberlemek için evlenmeyeceğim demiş. Peygamber de ona evlen dememiş. Demek ki toplumda fedakarlık yapanlar olacak. Feda edecekler kendilerini. Ebu Hureyre bu fedakarlardan birisidir. Peygamber işte böyle birisi olabilir senin adamın. Ama peygamber Allah evlen diyor. Peygamber evlenin diyor. Bu evlenmemek Yahya aleyhisselamın da onun sıfatı olarak iyiydi ama diyor biz şimdi evleniriz diyor. İsa aleyhisselam da zaten 33 yaşında göğe çekildi. Evlenme şeysi bulamadı. Yani Kur'an'ın emri budur. Efendimiz de diyor ki enkihu ümmehatil evlat. Çocuk doğuran kadınlarla evlenin.
çocuk analarıyla evlenin. Kısır kadınlarla evlenmeyin. Bir, muanneye gelebilir bu. Çocuk analarıyla evlenin sözü. İki, evlenmiş dul kalmış. Ha, böyle çoluğu çocuğu var. Evlenin, çoluğu çocuğuna bakın. Onları himayenize alın anlamına olabilir. Bu alimlerin yorumları. Yani evlenmekten maksat İslam neslinin çoğalmasıdır, devamıdır. Fe inni übahi bihimül imam yevmel kıyame. Çünkü ben kıyamet günü diğer ümmetlere, milletlere, Adem'den beri gelen bütün peygamberlerin ümmetleri var. Peygamber olarak gönderildiği milletleri var. Onlara karşı en çok adam benim milletimde, benim ümmetimde diye Allah'a iftihar edeceğim diyor. Evlenen adam, çoluk çocuk yapan adam peygamberin bu övülmesine vesile oluyor. Onun için peygamber çok seviyor. Allah Celle Celaluhu da evlenin, çoğalın diyor. Ayet-i Celle'de var bu. İnsan neslinin devamına vesile olduğu için Allah da memnun. Evet, bu kadar Allah memnun, peygamber memnun. Evet, çoluk çocuk nur gibi çocuklar olunca akraba memnun, Allah ya ne güzel çocuklarımız oldu ya, sülalemizde diye. Eş dost memnun. Evet, devlet memnun, millet memnun. Evet, şimdi Efendimizin bu buyruklarını dünyayı dolaşırsınız, çok iyi anlarsınız. Şimdi kara kara düşünüyor Amerika, kara kara düşünüyor Fransa, Almanya. Biz gittik gördük, aralarında kaldık. Fransız Cumhurbaşkanı bizzat söyledi, duydum. Fransız kadını çocuk yap. Bütün o Kuzey Afrika'dan, Fas, Tunus, Cezayir'den, Libya'dan adamları getirmişler. Sömürgesiydi onların o zaman, bir zaman. Getirmişler, karın tokluğuna çalıştırıyorlar. Çocuk çoğalsın diye, nüfus artsın diye çocuk yapana bol para veriyor Avrupa'da. Bizimkiler biliyorsun çok orada iyi para kazanıyorlar çocuktan dolayı. Amerika'da da böyle. Çok çocuk yapsın millet diye muazzam para veriyorlar. Daha da ana rahmine düştüm haber veriyorsun. Özel doktor veriyor devlet. Hatta ben Müslümanım desen kadın doktor veriyor. Buna bile saygı duyuyor Amerika'da devlet. Bir de para veriyor, maaş veriyor. İyi gıda alsın da gerizekalı olmasın. Anası iyi zekli gıda alsın diye. O kadar çok para veriyor. 12 çocuğu olan, yani o civarda çocuğu olanın televizyondan dinledim, zenci. Hiçbir işi yok. Limuzinle geziyor. Çocuk parasından dolayı. Lüks villada yaşıyor. Altında limuzin var. En lüks araba. Çocuk parasıyla. Bir iş adamını çağırdı, İçişleri Bakanı'nı çağırdılar, o da o zenci de çağırdılar. Bu iş adamı diyor, benim verdiğim vergilerle asalak bu diyor. İçişleri Bakanı dedi ki, devletin politikası bu dedi, bize nüfus lazım, sen de evlen, sen de yap dedi, sana da verelim dedi. Sen ne yapmıyorsun? Çocuk yapmıyorlar, batılılar. Fransız Cumhurbaşkanı onu söyledi, o gelen işçiler çocuk parası alalım diye 10-15 tane yapıyorlar. Fransız kadını çocuk yap, yoksa yabancılar iktidarı ele geçirecek. Bu kadar harp yaptık tarihimizde Fransa devletinin istiklali için. Yabancı işçiler nüfusu artıyor, bizimki azalıyor. Çocuk yapmıyor çünkü Fransız kadını. Çocuk yapacağına 3-4 tane köpek besliyor, gezdiriyor taksiyle. Biz de batırlaşacağız diye. Biz de köpekçi olduk yani. Köpek beslemeye başladık. Evet, bunu alanlar var. Ben hayvan düşmanı değilim asla. Yanlış anlamayın. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Adam geri atmak istedi şu anda Fransız Cumhurbaşkanı. O Kuzey Afrikalıları ortalığı yaktılar, yıktılar, beceremedi. Hani kıl payı, kıl payı kaldı. Amerika'da da çoğaldılar, yarıyı geçtiler, zenciler. Onun için başkanları siyah derili. İsyan etmeyin, sizden adam yaptık dediler. Sebebi budur. Evet. Bir zaman onları otobüse bile almıyorlardı onlar. Çok uzak değil o. Ama şimdi nüfus çoğalınca
nüfusçu olunca başkan onlardan oldu. Kara kara düşünüyorlar ama buna rağmen çocuk yapmıyor. Amerikalı kadın, Fransa kadını yapmıyor çocuk. Efendimizin sözünü iyi anlayın efendim. Çocuklu kadınla evlenin, çok doğuran kadınla evlenin. Nüfus demek izzet demek arkadaş, iktidar demek. Çin kaç milyar? Nesi vardı Çin'in? Gidin bak. Yani insanlar gidip görmüşümdür. Hayvan bağlamazsınız Çin halkının, insanının yattığı evlere. O bir kısım gruba bakmayın siz gazetelerdeki. Genel nüfus, hayvan bağlamazsınız. Grev hakkı yok, asgari ücret yok, çalışma saati başı sonu yok. Hala öyle koca millet hayvan gibi, hayvan bağlamazsınız kaldıkları yere arkadaş. Ama Birleşmiş Milletler Konseyi'nde sen yoksun. Çünkü Çin 1,5 milyar, sen 70 milyonsun. Nüfus güç demek, görüyor musunuz? Onu dışarıya atamadılar. Böyleyken atamadılar. Şimdi biraz kendini doğrultuyor da daha evvel hiçbir şeyleri yoktu. Buna rağmen daimi konseye onu üye yaptılar. Ama bizi almadılar. Nüfus kudret demek, izzet demek. Bir cumhurbaşkanımız da ne demişti Bulgaristan'dan Müslümanları sürünce? Nüfusumuz 300 milyonu gelince siz görürsünüz demişti. Nüfus güç demektir. Güzel peygamber de evlenin. Çocuklu, çocuk yapacak kadınlarla evlenin. Çocuk yapın, çoğalın. Evet, öyle söylüyor Efendimiz. Tezevvecul veludel medud. Çok doğuran kadınlarla evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde öbür milletlere övüneceğim. Benim ümmetim çok diye. Dünyada da izzet sebebidir. İzzet sebebidir. Evet. Efendimizin şeycisi bu. Evet. Siz ne diyorsunuz? Erken kalkan yol alır. Erken evlenen döl alır diyorsunuz. 40'ına, 45'ine, 50'sine varmış. Senden ne han olur, ne hamam olur yahu. Evet. Hem de ahlakı bozulur. Şimdi söylediği söz şu. Bir o deney etsin, tecrübesi alsın. Kimle deney yapacak senin oğlan beyefendi? Bir kadınla. O kadın kim? Birisinin kızı, karısı, kardeşi. Sen kızınla, kardeşinle birisinin deney yapmasına razı olur musun? Rica ederim falan diyor. Yaptığında öyle bir kızın, bir kardeş, bir kız. Onun için ahlak bozulmasın diye. İmkan buldunuz mu çocuklarınızı erken evlendirin. Evet, bizi kınıyorlar. Torunumuzu erken evlendirdik. Allah neler söylediler. Bu yaşta evlendirilir mi falan. Allah Allah. Peygamber de böyle söylüyor. Peygamber de böyle söylüyor. Ondan sonra da isteyeni gitmiyor. Bayağı almıyor, ben daha diyor erken diyor. Yaşı 30 geçmiş hala erken diyor. Sonra da hocam bana buluver. Nasıl bulayım ben sana? İhtiyarlamışım. Evet, bu realite bu. Onu söylüyorum. Batı'da böyle. Amerika'da böyle. Çöktüler. Peygamber'e uyun siz. Erken evlenin. Bekarları evlendirin. Çocuk yapın. Çocuk yapın. Efendimizin sözü bu. Çocukluk analarla evlenin diyor. Ben övüneceğim, gurur duyacağım diyor. Efendimiz çok çocuk doğuran kadınla evlenmeyi teşvik ediyor. Teşvik ediyor burada. Ahmed İbni Hanbel, Abdullah İbni Amr İbni As'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.